anda Tosya Yeni Doğanköy'deyiz. Çok eskilerden yapılmış olan ve benim bu sene ilk defa deneyeceğim karınca yuvasından alacağız. Yumurta, karınca yuvasını açacağız ve oradan karınca yumurtası alacağız. Bu yumurtalarla sütü mayalayacağız, yoğurt yapacağız. Bakalım, eskiden yapılıyormuş. Tabii, ilk göçerlerin yapmış olduğu ilk yoğurt mayası bu şekilde hazırlanıyormuş. Biz de bunu deneyeceğiz. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Bir karınca yuvalarını bulduk. Evet, Işıl'la Hatun'a buldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 yerden girip çıkıyor bu karıncalar. Ben şuradan kaşığım, sapıyla, evet Allah'ım günah yazma. Karınca öldürmeyelim bari de. Şimdi bunu kazmamız lazım. Dikey mi kazacağız? Yatay mı? Yatay mı onu da bilmiyorum. Ne kadar kazacağız? Yani bu çok mu kazacağız? Ay dur yavaş, karıncalar var. Beyaz yumurtalarını bulana kadar. Hadi hemen yakın çekim. Ha bunlar. Hemen yakın çekim, bir saniye. Bir saniye onu tutabilir misiniz? Ha. Yakın çekim yapacağım. Ya. Tabii bunlar şeffaf. Evet, şunlar görüyorsunuz karınca. Yumurtası. Karınca kardeşleri yumurtası yani. Lazım sana. Kendi karıncaları galiba. Hı. İçeriye taşıyorlar. Böyle yaparlarmış ilk yoğurdunu. Evet. Nasıl bir yoğurdu başını? İşte biz de onu düşünüyoruz. Açalım mı daha Işıl'cığım? Evet. O kadar kazı yaptıktan sonra şimdi... Yumurtalarını aldıktan sonra toprağa tekrar özür dileyerek karıncalardan yuvalarını bozduğumuz için... Bak burada da kalmış bir tane, onu da alayım. Şimdi işlemler. Şimdi bunları yıkayacağım, ezeceğim ve sütün içinde mayalayacağım. Karınca yumurtalarını aldık. Şimdi eziyorum. Ezdikten sonra tülbente koyacağım ben. Böyle olduğumuz karınca yumurtalarını ince bir süzgeçten kavanozun içine süzüyorum. Bu minik şeyler de ayrılıyor herhalde. Herhalde. Maya olarak kullanılacak kısım bu. Yeni mayalamak isteyenler için en ideal ısı, sütün ısısı, küçük parmağınızı sokacaksınız. Dayanabilecek ısıdaysa eğer mayalamaya hazırdır. Şimdi kavanozumun ağzını kapatıyorum. Mayamızı böyle bir çalkalıyorum. Kavanozumuz, Allah Allah, süt. Dökülmedi demek. Kavanozumuzu sarıyorum ve kaldırıyorum. 3 gün bekleyecek değil mi? Evet, ikinci gün bakacağım. Eğer üçüncü gün, ikinci gün olmuşsa açacağım, değilse üçüncü gün bekleyeceğim. Şimdi mayamızın ikinci günü nasıl hale geldi onu hep beraber görelim. Bahar çiçekleri açmıştı, o yüzden sizi buraya aldım. Öyle mi efendim? Bakın. Etiketi çevirir miyim yavrum? Bir gün süt ve karınca yumurtasından yapmış olduğumuz maya bu hale geldi. Bir günü mü kaldı? Evet, bir günü kaldı. Karınca yumurtasından yoğurt yapma serüvenimiz devam ediyor. Üçüncü gün sonunda karınca yumurtamız. Üstünde bir tabaka... Yoğurt oldu mu? Bir kere onu merak ediyoruz. Yoğurt olmadı ama maya oldu. Üst tabakasında bir parmak maya oluşturularak altına sarı su birikti. Yani şimdi biz bunu aslında yoğurt yapmayı hedefliyorduk ama evet, üçüncü gün sonunda olmadı. Olmadı. Ne oldu? Ama maya oluştu. Maya oluştu. Üstünde bir santim eninde bir maya tabakası oluştu. Biz bu maya oluşan tabakadan bir parça aldık. Hı hı.
Bu parçayı. O parçaya bir bakalım. Mayamızdan bir parça aldık. Şimdi bu mayamızın kokusunu kokladığımız zaman aynı yoğurt gibi kokuyor. Hı hı. Ama mayanın özüne baktığım zaman peynir kesiğine ve sütten kesilir ya, hı, süt kesiğine aynı benziyor. Evet. Ama koku tamamen yoğurt. Ya çok iyi ama ya, karınca yumurtasından. Evet. Şimdi dediler ya 3 günde oluşuyor diye, bana bir yörük nenesi anlatmıştı. 3 gün bekleriz dedi. Hakikaten aşama aşama önce sulandı, kesildi. Hı hı. İkinci gün birazcık daha koyuldu. Üçüncü gün sadece şurada bir parmak bir tabak, hı hı, oluştu. Hı hı. Bu. Şimdi ne yaptık? Yine bir bu mayayı ılık bir sütle ezdik. Yeni bir yoğurt yaptım. Bunu da şimdi açıyorum ve size nasıl gösteriyorum. Nasıl yaptığını anlatabilir miyiz? Aynı yoğurt mayayını nasıl mayalıyoruz sütten? Direkt bir kavanoz aldım. Taze taze süt mayalıyoruz. Evet. Bunu alıştırdım. Irık süt, kavanoz. Yani bu yoğurdu sahiplenmeye çalışan o garip memleketler de, hani onlara gülüyorum zaten, öğrensinler. Evet. Yunanistan mı neydi? Bulgaristan. Neyse artık. Sen sahip çıkmazsan kültürüne, adam gelir, alır, sahiplenir, sahip çık. Tamam, pardon. Yani kabahat bizde, atalarımızda. Adam sendeciliğimiz. Atalarımız mı? Şimdi bu yoğurdumuzdan, gerçek doğal yoğurdumuzdan. Hı, yoğurttan mayalıyoruz. Evet. Şimdi bunu da yoğurt mayalamıştım ya. Hı hı. Taşıdınız, misafir diye. Evet. Yani bu şey oluyor, ikinci tur yoğurdumuz, üçüncü tur mu oluyor? Üç gün sonra bu da yoğurt mu olacak? Hayır, üç gün değil, bunlar bir gün oldu. Sadece, bir yanlış anlaşılma olmasın, sadece bu ilk sütle maya... Yani ben yanlış anlamıştım zaten. Ya yani. Evet, Işıl'cığım, bu ilk günkü mayayı üç gün beklettik. Belirli bir ısıda. Diğeri bir günde oldu. Normalde yoğurt mayalıyoruz ya. Hı hı. Bu niye devamlı kavanoz, kavanoz, kavanoz? Ben yani görüş üyelerimiz görsün. Tencerede de yapabilirler, toprak kapta da yapabilirler. Ya, o kavanozdan o kavanoza şey yaptık. Birazcık şey, soğutma ve mayayı bunun içinde sütle ezdiğim için. Böyle de bir mayalama tekniğidir. Şimdi bunu birazcık daha su koyacağım. Süt koyacağım, pardon. Gayet şeyi sıcağı. Isı su güzel. Şimdi bunu sarıp sarmalayıp 4 saat bekletmek yeterli. 4 saat beklettikten sonra hiç yerini kıpırdamayın. Kapağını açın. Orada soğutun ve bir gün beklesin. Yoğurdunuz lezzetli olmasını istiyorsanız dolapta bir gün beklettikten sonra yoğurdunuzu üstten alarak, sulanmasını da istemiyorsanız kaşıkla üstten alarak kullanın. Sonra kavanozumu açtım ki yoğurdumuz tatmıştı. Yani biz küçük kavanozun yarısı kadar sütten mayalamıştık. Bununla 30 tane eve maya gönderdim köyde. Bu doğal maya yayılsın diye. Siz de bir defa denediğiniz zaman sevdiklerinizle paylaşın bu mayayı. Peki 30-40 tane, yani biz evet. 30, yaklaşık 30 tane yumurta kullanmıştık. Evet. Ondan 30, ya yani bir tane yumurtadan neredeyse bir maya. Evet. O maya da çoğaltılabiliyor. Tabii. Şimdi yani bu doğal olduğu için ondan, hı-hı, sonra da her yapan bir arkadaşına verse, hı-hı, normalde 1 kilo süte 1 litrelik yani kavanoza 1 kaşık, fazla da koymanıza gerek yok. Şu kadar dolu kaşık maya yeter. Evet. Böyle olduğunu düşünürseniz daha çok eve dağıtabilirsiniz yani. Sonra sizler de böyle böyle üretin. Gerçekten çok nefis bir, uzun, evet, senelerdir böyle bir yoğurt yemiyordum. Herkes yapsın, denesin ve sevdikleriyle paylaşsın. Afiyet olsun.